Sole Beauty Stüdyo Feneri sunar. Febiat TV Stüdyo Fener'den herkese merhabalar. Sole Beauty'nin sunduğu Stüdyo Fener bu hafta da İrfan 25'te Erhan Alberoğlu'yla başladı. İrfan abi hoş geldin. Hoş bulduk Erhan. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz Amdur, sen nasılsın? İyi, çok şükür. Yarın bir Lille maçı var Fenerbahçe'nin. Herkes böyle pür dikkat bekliyor ne olacak. Aynı zamanda transfer söylentileri var. Her hafta programımızda dile getirdiğimiz, değindiğimiz oyunculara bu hafta biraz daha birkaç oyuncu eklendi. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahadaki sıkıntısı gitgide artıyor. Bu oyuncuları ufakça söylemek gerekirse Amrabat, Berge, Kovacic, Tesman, İlkay Gündoğan, Thomas Souček, Casemiro ve son olarak da Bayern Münih'ten Goretzka isimleri Fenerbahçe ile anılıyor. Bu oyuncuların hemen hemen hepsiyle bir iletişim var. Çok mesafe kat edilmiş oyuncular var. Henüz mesafe kat edilememiş, sadece menajer aracılığıyla sorulan, durumu sorulan oyuncular var. Bunların hepsini İrfan 25'te değerlendireceğiz. Ardından Fenerbahçe'nin Lille maçındaki 11'ini İrfan 25'ten isteyeceğiz. Tabii benim de 11'de beklediğim değişiklikler var. Ben de kendi beklentimi paylaşacağım. Gidecek oyuncuları konuşacağız. Statta yapılan idmanın detayını, neden statta idman yapıldığını konuşacağız. Kurun için durumu, En-Nesyri ve Maxime'nin ilk kez Fenerbahçe'de resmi bir müsabakada forma giyme ihtimali var yarın. Onları değerlendireceğiz. Cengiz, Kent, Crespo, Luan Perez, Bekao ve diğer isimlerin gidip gelecekleri noktasındaki görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizler bizim programımızı hani izlerken beğen butonuna tıklamanızı rica ediyoruz. Ayrıca abone olmanızı da bekliyoruz. İrfan abi, Sofyan Amrabat'la başlayalım. Öyle bir transfer ki hani evvelden de aslında Türk futbolunun tanıdığı bir ismin kardeşi. Nurettin Amrabat, Nurettin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat. Nurdin Amrabat. Nurdin, işte onların hani Türkçesi Nurettin oluyor ya. Nurdin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye yakın. Fenerbahçe takımının önerdiği 10 milyon euroluk bir teklif var. Daha doğrusu önermeyi beklediği 10 milyon euroluk bir teklif var. Fiorentina'nın bu noktada kendine hani aslında Fiorentina Tanner Tesman'ı almak istiyor. Onu alırsa Amrabat'ı bırakacak ama onu almadan evvel Amrabat'ı bırakmak istemiyor. Diğer taraftan Amrabat transferi biraz da Manchester United'la ilişkili. Geçen sene bu oyuncu orada kiralıktı. Şimdi Manchester United da orta sahaya bir oyuncu almazsa bu oyuncuya dönüş yapacak. Fakat geçen seneki performansından ötürü başka bir oyuncular da düşünülüyor. Aslında birbirine bağlı transferler bunlar. Fiorentina'nın beklentisi 20 milyon euro. Geçen haftaki noktada mıyız, bir gelişme var mı? Şöyle söyleyeyim. Amrabat için Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Yani Amrabat'la Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Amrabat Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Ancak Fiorentina'nın beklentisi çok yüksek. Bonservis bedeli 20 milyon euro bir bonservis bedeli beklentisi var. Burada eğer Fenerbahçe'nin önerdiği 10 milyon euroluk bir teklif var. Bu rakamı ben 12 milyon euro civarında biteceğini düşünüyorum. Çünkü Fiorentina Amrabat'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. O bölgeye bir orta saha arayışı içerisinde. Burada da hatta Manchester United'da bir orta saha içerisinde, onu söyleyelim. Arayışında. Tam Manuel Ugarte. Manchester'ın istediği isim ve tüm odak noktası Manuel Ugarte. Eğer United Ugarte dışında bir orta saha alacak bütçesi olursa Sofyan Amrabat'ı düşünüyor. Dolayısıyla o bütçeyi de şimdi Fiorentina istediği bütçeyi de Manchester United vermek istemiyor. Fenerbahçe'nin şu anda transfer hedefinin ilk sırasında Amrabat var. Ben bu transferin biteceğini düşünüyorum, açık söyleyeyim. Aldığımız bilgiler de Amrabat da Fenerbahçe'nin önceliklerinden bir tanesi. Mourinho'nun da bu oyuncuyla görüştüğü, oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etmeye çalıştığı yönde bilgiler var. Fiorentina eğer bir orta saha oyuncusu alırsa, ki alacaktır, Amrabat'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. O beklentiden 20 milyon euro beklentiler değil, Fenerbahçe'nin önerdiği rakama yaklaşacağını düşünüyorum ben. Zaten bir senelik sözleşmesi kalmış, evet, durumda Amrabat'ın. Ama dediğim gibi bu transfer öyle birbirine bağlı ki Manchester'ın transfer etmesi durumunda Amrabat'ın Fenerbahçe harcı talibi yok. Hatta şöyle düşün, Manchester Ugarte ile prensipte anlaştı, orada kulübüyle bonservis pazartlarını sürdürüyor.
Diğer taraftan da Fiorentina oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmüyor. Yani şu anda bir düşünmüyor. Fenerbahçe'de Amrabat'la prensipte anlaştı. Fenerbahçe'de Amrabat'la anlaştı ve artık Amrabat'ın işte Fiorentina'nın burada bonservis konusundaki beklentisini biraz daha aşağıya gelmesini bekliyor ki ben ilerleyen süreçte Fenerbahçe'nin beklentisini de hani diğer transfer isimlerinden çıkmasını biraz da buna bağlayabiliriz aslında. Yani bu transfer şu anda olumlu yönde işliyor ama herhangi bir sonuç yok. Tabii bu transferin sürüncemede kalması geçtiğimiz hafta Guido Rodriguez ismini gündeme getirdi. Bonservisi elindeydi fakat oyuncu bir başka kulüple anlaştı. İmza ve sağlık kontrolleri için gelmesi bekleniyor gibi bir durum da var. O transferden çıkıp Amrabat olmazsa tekrar Sander Berge düşüncesi var. Sander Berge de Mourinho'nun listesindeki oyunculardan daha evvel de iletişim kurulmuş bir oyuncu. Sander Berge eğer Amrabat olmazsa gidilecek ikinci oyuncu olarak bakılıyor. Tabii burada... Bu oyuncunun takımı Burnley küme düştüğü için de oyuncu da ayrılmak istiyor. Bu konudaki bir değişiklik var mı? Yani? Yok aynı senin dediğin gibi. Ama burada diğer isimler de var işte Kovacic. O da Manchester City ile hazırlık kampında. Hazırlık maçlarında da forma giyiyor. Ama oyuncunun eğer bir transfer gerçekleşmese başka bir takıma ve Manchester City'den ayrılacakmış o da. Orada da Fenerbahçe yine devreye girebilir. Oyuncuyu kiralık olarak aldığı katma anlamında bir girişimi olabilir. Ama Berge konusundaki... Berge konusunda da senin bahsettiğinden farklı bir bilgi yok şu anda gözüken. Yani eğer Berge... Belki Amrabat olmazsa Berge. Belki son tercih olarak değerlendirebilir. Düşünülebilir. Yani, evet, ama Kovacic konusunda da City'nin yollamak istediği oyuncu Kovacic. Ve Kovacic yollanırsa da Fenerbahçe kiralamak istiyor sanırım. Tabii evet. Evet. Yani maliyeti o, konusunda. Çok yani maliyetli bir zaten yıllık ücreti oldukça yüksek. Maliyetli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin ilgisinde olduğu bir isim. Bu arada bugün Tanner Tesman ismi gündeme geldi. Tesman'a Fiorentina. Fiorentina'nın ilgilendiği aslında prensipte de anlaştı. Ama oyuncunun henüz evet demediği, evet'i bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'de sanırım bir oyuncuyla ilgili bir irtibat ya da soruşturma yapmış. Hani dedim ya Ugarte, Tesman, Amrabat üçgeni. O ona giderse bu buna gelecek, bu buna giderse o buna gelecek gibi. Orada. Fenerbahçe'de bu Tesman'la ilgili belki bir hamle yaptı ki Fiorentina biraz elini çabuk tutsun. Bu işler düzelsin artık. Yoluna girsin. Halihazırda Fred'in sakatlığıyla da bir ciddi bir eksik var orta sahada. Tabii. Orada mesela Tesman yanında Rios da var. Palmeiras'ın oyuncusu. O da orta saha oyuncusu. Genç bir oyuncu. Galatasaray'da ilgi duyuyordu. Ama oyuncuyu Palmeiras satmayı düşünmüyor. Onu da söyleyeyim. Yani oyuncu FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Palmeiras forması giyecek ve orada oyuncunun ön plana çıkıp daha yüksek bonservis bedeli satmayı planlıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Peki Thomas Souček ismi yine. Ben bugün... onun konuda hakkında bir bilgim yok onu açık söyleyeyim. Evet, yani. Bugün sosyal medyada çokça yazıldı. Biz de burada değinip bazı bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hiç bilgimiz olmadığında hatta böyle bir transfer girişimi yok denecek durumda olduğunda da onu söylüyoruz İrfan abi. Ya bilgim yok açık söyleyeyim. Çok fazla isim öneriliyor. Yani menajerler tarafından da öneriliyor Fenerbahçe. Sonuçta Fenerbahçe bir orta saha arayışı içerisinde. Ve oyuncuların menajerleri de veya işte diğer menajerler bu oyuncular öneriyor. Fenerbahçe zaman zaman menajerlerle görüşüyor, oyuncularla temas kuruyor. Ama bence adaylar arasında ön planda çıkan isim Sofyan Amrabat gözüküyor şu anda. Peki yine Manchester United'dan Casemiro'nun Fenerbahçe ile adı geçiyor. Casemiro Fred'in eski takım arkadaşı. Aslına bakarsanız hani Amrabat da eski takım arkadaşı diyebiliriz. Casemiro ile ilgili Fenerbahçe'nin bir ilgisi var mı? İlkay Gündoğan var. Ona birazdan aslında İlkay'ı konuşalım şimdi. Casemiro'ya geçeriz. Bugün İlkay Gündoğan'la ilgili sevgili Fenerbahçe muhabirlerinin ya da asparagasçılarının Fenerbahçe'ye özellikle Sayın Başkan Ali Koç'un araba firması Ford'la olan ilişkisinden ötürü yaptığı sözleşme reklam anlaşması sonrası Fenerbahçe'deki oluşan orta saha boşluğu ve Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la ilgili kararını verdikten sonra bir girişimi olacağı ve İlkay Gündoğan'ın da Fenerbahçe'ye gelebileceği söyleniyor. Aynı zamanda bu söylenti Galatasaray ile ilgili de var. Hatta sevgili Levent Ümiteroğ aylardır İlkay Galatasaray'a gelecek diyor. Bugün Fenerbahçe için de adı geçti. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın şu anda limitleri doldu. Yani o ihtimal kalktı mı diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, maksimum herhalde benim bildiğim 1,5-2 milyon euro bir limiti var Galatasaray'ın. Dolayısıyla orada biraz zor süreç. Fenerbahçe de
Yani benim yani İspanya basını yazdı. İspanya'nın önünde gelen yani spor siteleri yazdı bunu. Ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. Oyuncuyu ikna etme konusunda görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe için orta sahada bence eğer gelirse de iyi bir kaliteyi yükseltir o İlkay. Ön tarafı özellikle çok yetenekli bir oyuncu. Evet ama dediğim gibi hocanın oyun sistemine ne kadar uyacak? Hoca biraz daha farklı profilde bir oyuncu istediği gibi gözüküyor şu anda Mourinho. Peki. Son olarak orta saha için soracağım son isim. Aslında ben de sosyal medyadan açıkçası Casemiro. Casemiro'yu konuşmadık da Casemiro için de bir Fenerbahçe ilgisi olduğu söyleniyor. Hatta 2 hafta evvel de daha uç noktada hani iletişime geçildiği oyuncunun gelme taraftarı olduğu bilgisi vardı. Bununla ilgili nedir sorun? Dediğim gibi bir şeyim yok, bilgim yok onda. Peki bugün Goretzka ile ilgili, Bayern Münih'li Goretzka ile ilgili ciddi bir Fenerbahçe söylentisi oldu. Hatta Avrupa sitelerinde de Fenerbahçe'nin Goretzka ile ilgili Bayern Münih ile iletişime geçti ama Bayern Münih'in 30 milyon euro bonservis bedeli beklediği söylendi. Şöyle söyleyeyim Erhan, yani transferde Fenerbahçe bekleyecek orta saha transferinde ve rakamların kendi istediği seviyelere gelmesini bekleyecek Fenerbahçe. Kendi istediği seviyelere gelene kadar da biraz zaman geçecek. Ama kaliteli bir oyuncu transfer edecek orta sahaya. Peki yani iki olur mu? Ben iki olacağını düşünmüyorum. Ama eğer bir transfer olursa bir transferle bitirip daha sonraki süreçte farklı mevkilere bir transfer olabilir, onu söyleyeyim yani. Farklı mevkilere. Ben de açıkçası iki transfer olmasını bekliyorum. Nasıl bekliyorum diyeceksin. Hani şu anda Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe orta sahada gerçekten 8 numara konusunda eli bayağı bir ama zayıfladı. Fred çok fazla uzun sürede sakatlık yaşamayacak. Yani Fred'in uzun süreli sahalardan uzak kalmış olsa dediğin doğru. Fred'in minimum bir ay gibi bir sahalardan uzak kalacak. İki Lille maçında forma giyemeyecek. Sonra iki lig maçında forma giyemeyecek. Ardından orada işte o maçtan ardından bir ara verecek herhalde. Bir ara var. Bir maç da var, sonra onda bir ara var. Bir maç ara var. Dolayısıyla çok fazla ligde maç kaçırmayacak. Yani o yüzden hani onun dönüşünden dolayı Fenerbahçe'nin ben hani ekstradan bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Çünkü şimdi bak orta sahaya bir transfer yapıyorsun. O da iyi bir yıllık ücret alacak. Fred var. Kimi yedek bırakacaksın? Yani bir yedek bırakacağın oyuncu da yıldız bir oyuncu o pozisyonda olacağını düşünmüyorum ben. Ama geçen seneyi düşün. Fenerbahçe'de Fred sakatlandı. İsmail'in sakatlıkları oldu. Fenerbahçe çok ciddi sıkıntı çekti. Aslında burada beklenti 6 numara transferiydi. Fred sakatlanınca çünkü 6 numara beklentisi şundan. Krunic hiç beğenilmiyordu. İsmail sakatlanmıştı. İsmail'in yerine bir adam alalım, yanında olsun, yedeklesin. Hem de 8 oynasın zaman zaman dendi. Ama Fred de sakatlanınca bu sefer sezon içinde böyle bir şey başa gelirse yine Krunic, Mert Hakan hani bunları tekrar değerlendirmek yerine ama daha... Ama şunu söyleyeyim, orada farklı alternatifleri yapabilir. Yani hoca Tadic'i orta sahaya çekebilir 10 numara pozisyona. Çünkü Tadic'i kanatlarda oynatmasına rağmen hoca daha çok ikinci bölgeye yakın, yani üçüncü bölgeye yakın oynatıyor, Zeko'ya yakın oynatıyor ve dikkat edersen sağ kanattan içeriye çok yapıyorlar. Giriyor sağ kanatta forma giyen oyuncular. İrfan Can Kahveci'yi de yine orta sahada değerlendirebilir. O bölgede değerlendirebilecek farklı oyuncular var. Yani o yüzden Bartu var ön libero'da, İsmail Yüksel'in alternatifi işte var. Altından alınacak oyuncu da yani tipik bir direkt 6 numara değil, 6-8 oynayabilecek. Yani her iki mevkide de oynayabilecek oyuncu olacak. Ve Fred'in sakatlığında çok ciddi olmayışı ve bir ay sonra sahaya dönecek olması da tabii transferde Fenerbahçe'nin yine acele etmeyeceğini ve burada bir fırsat transferi kovalayacağını söyleyelim. Yani orada çok yüksek bonservis bedeli ödemeyecek Fenerbahçe. Yani belli limitlerin içerisinde ödemesini bekliyoruz. Çünkü Fenerbahçe şu anda 47-48 milyon euro civarında bonservis bedeli ödedi zaten. Yani 47.2. Ve hiç de futbolcu satışı yapmadan yani yönetim bayağı bir fedakarlık yaptı. Dolayısıyla eğer orta sahada bir ayrılık olmazsa ben ikinci bir transfer olacağını düşünmüyorum. Ben de Amrabat ya da Berge ikilisinden birinin bu hafta sonuna kadar anlaşılıp geleceğini düşünüyorum. Ve fırsat transferi olarak da Kovac için hani, o zaman olursa oradan bir oyuncu ayrılır ama. Evet, az sonra ayrılacakları da konuşuyoruz ama ben fırsat transferi olarak Kovac için olacağını düşünüyorum. Buna İlkay'ı da ekleyebiliriz belki, neden olmasın. Çünkü aynı tarz oyuncular ikisi de olabilir diye düşünüyorum. Bu orta saha transfer meselesini kapatıp hani kanat transferleri de var. Vestey var. Corinthians'tan Vestey. Llorente var. Sassuolo'dan. Bunları çokça konuştuk. Onların durumunda herhangi bir değişiklik yok. İlgi var ama istendiği noktaya gelirse ve kadronun şekillenişine göre Lille Fenerbahçe maçına geçelim.
Yarın Fenerbahçe çok önemli, hayati bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lille karşılaşacak, ilk maçı oynayacak. Bir avantajı var. Paris Olimpiyatları sebebiyle 25 bin kişilik stada 12 bin kişi alacaklarmış. Zaten başka bir şehirde oynanıyor maç. İlk 11 nasıl olur diye soracağım. Burada az evvel gösterdik sevgili yönetmenimiz, tekrar Fenerbahçe orta sahasını koyarsa 3-4 seçenek var orta sahada. Kim oynar, nasıl oynamalı? Şimanski, Krunić, İsmail mi? Yoksa Bartu, İsmail, Şimanski mi? İrfan mı çekilecek oraya? Bu A, B, C, D seçeneklerinden hangisi daha uygun? Krunić'i yazmıştı, tamam. Ben sanki B'deyim. Bak şöyle söyleyeyim. Mert Hakan, İsmail ve Şimanski. B şıkkı yani. Ben de B'deyim. Ama şöyle söyleyeyim. İsmail, Krunić, Şimanski olabilir. Yani bu ikinci D seçeneği de olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Hoca İsmail Yüksek'i oynatmış. Ondan sonra Şimanski'yi kesin yeri. Onu ifade edeyim. 8 numarada Zayıs'ı da, Krunić'i de, Mert Hakan da, üçünü de denemiş taktik çalışmalarda. Yarın göreceğiz. Ama beklentim şöyle söyleyeyim. Beklentim benim İsmail Yüksek, Mert, Şimanski. Çünkü Krunić de orada orta saha çok yumuşak kalır gibi düşünüyorum ben. Lille'de oldukça sert, mücadeleci bir takım. Dolayısıyla orada daha agresif, daha bir sert orta saha. En azından Mert Hakan, Şimanski ve İsmail Yüksek üçlüsünü bekliyorum, onu söyleyeyim. Ben de açıkçası benim de beklediğim B şıkkı. Seba, Mert ve İsmail olur diye düşünüyorum ama sanki deplasmanda diye taraftar Krunić baskısı yok. Krunić oynayabilir. Baskısı yok diye orada hani 4 yapıp arkaya 2 tane böyle kesici İsmail ve Krunić koyup önlerine Sebastian Szymanski koyabilir ama tabii hocanın ne karar vereceğini bilemiyoruz. Bu noktada ama işte söyleyeyim, Krunić gelirse de sürpriz olmaz, onu da söyleyeyim yani. Ya özellikle deplasmanda oluşu bana hani Krunić'i daha sıcak gösteriyor gibi ama bana sorarsanız ben Mert Hakan, İsmail, Sebastian Szymanski olması gereken o aslında. Evet. Peki sol bekte Ferdi mi oynayacak, Osterwolde mi oynayacak? Sağ bekte Mert mi başlayacak? Ya sağ bekte Osayi Samuel başlayacak, onu söyleyeyim. Ama sol bekte tercihini Osterwolde, sol kanatta Ferdi yapabilir. Ferdi'yi sol beke çekip Saint-Maximin de oynatabilir. Çünkü Saint-Maximin artık oynayabilecek konum düzeye geldi. İki Lugano maçında fiziksel anlamda eksikliği nedeniyle forma giymemişti oyuncu. Yani bu maçta oynayabilecek düzeyde ama halen 90 dakika kaldırabilecek düzeyde değil. Onu söyleyeyim herhalde. O zaman ikinci yarı girecek galiba. Yok, ilk yarı da oynayabilir. Yani başlayıp 60'ta oyundan sonra alabilir ama denemiş bunu taktik çalışmalarda. Ama Ferdi sanki sol kanatta başlayacak gibi gözüküyor ama benim tercihim sol bek olmasın, daha şey olduğunu düşünüyorum ben. Sanki bu sefer bence hani savunma dörtlüsün işte Ferdi. Osterwolde, yani tandemde Osterwolde, Çağlar, sol bek, Ferdi, sağ bek, Osayi Samuel ya, yapılsa ben belki hani daha sert bir savunma olmaz mı? Çünkü Jiku'nun son iki maçta da çok ciddi pas hataları oldu. Eleştiriler de var. Ama şunu söyleyeyim yani hiç Osterwolde'yi stoper olarak oynatmadı. Sanırım bir hazırlık maçında oynattı. Ya herhalde bir hazırlık maçında oynadı. Bir hazırlık maçı olabilir ama onun haricinde sol bek olarak düşünüyor. Senden 11'e o zaman. Bak şöyle bak, sol bek olarak düşündüğünü nereden görüyoruz Osterwolde'nin? Levent Mercan'ın listeye yazmadı. Eğer orayı stoper olarak düşünmüş olsaydı Levent Mercan'ı listeye yazarlardı. Çünkü orada sadece sol bek olarak Ferdi var. Senin 11 beklentin alalım. Benim beklentim kalede Livakovic, sağ bek Dosayi, sol bek de Ferdi, Jiku Çağlar, orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan, Şimanski, sağda Tadic, solda Saint-Maximin, ileride Jiku. Ben de açıkçası Osayi, Çağlar, Jiku, Ferdi, önlerinde Oğuz Aydın'ı bekliyorum bu maç için. Daha hazır ve genç, kontratağa da uygun bir oyuncu. Saint-Maximin oynar. Krunić, İsmail, Şimanski, Tadic ve forvette de Jiku'yu bekliyorum. Nesri de ikinci yarı duruma göre oynayacak. Nesri, hatta şöyle söyleyeyim, Nesri yarın süre almaz. Almaz mı diyorsun? Almaz. İrfan 5'ten önemli açıklamalar bunlar. Şöyle söyleyeyim, niye Nesri süre almaz? Nesri çünkü takımla birlikte sadece 2 ya da 3 antrenmana çıktı. Evet. Ve henüz 90 dakika oynayabilecek düzeyde değil. Belki son dakikaların son 5 dakikaya falan ben de dahil edebilir ama gibi. Orada şunu söyleyeyim, Saint-Maximin mesela oynatmadı hoca. Hazır olmadığı için Lugano maçında mesela ikinci arada listede olmasına rağmen, hani yedek kulübesinde yer almasına rağmen oynatmadı. Ve sorulduğunda da henüz hazır değil, oynayabilecek düzeyde de ama henüz hazır değil dedi.
Yani bunu Fenerbahçe ile bir haftadır antrenman çıkan bir oyuncu için söylüyorsa 2-3 gündür takımda bir de çalışan Nesli'yi ben hocanın süre vereceğini düşünüyorum. Beş, bugün açıklamalarıyla 5 idmana tam kadro yaptık dedi. Onda da Fred eksik zaten. Jose Mourinho. Ve Jose Mourinho'nun bugünkü açıklamalarında ilgi çekici bir diğer kısım da şuydu. Ben hiç yönetimle işte Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak mı kalınmayacak mı öyle bir şartname konuşmadım. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak prestij için çok önemlidir. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyorum. İsterim tabii ki diye bir açıklaması oldu. Sosyal medyada da... Ha, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır mısın diye. O biraz hani dedi imkansız gibi bir şey demeye evet. Geldi. Ama dedi Avrupa Ligi'ni kazanma şansımız olabilir ama bu sefer de ben de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi tercih ederim dedi. Evet. Peki son olarak gideceklerle ilgili kısaca bilgi alalım. Cengiz Ünder'i Arap Yarımadası'ndan Al Arabi'den teklif var ama oyuncu oyuncu reddetmiş. Fenerbahçe'de teklif az bulmuş zaten. Hoca aslında oyuncu Fenerbahçe teklifine sıcak bakıyordu. Çünkü kiralama satın alma olsun. Kiralama teklifinde bulunmuştu. Oyuncunun yıllık ücretin tamamını karşılayacaktı. Ama burada Cengiz Ünder teklifi reddetti. Cengiz Ünder de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere pek sıcak bakmıyor. Ha, diğer oyuncular için şunu söyleyeyim Erhan. Kent Eyüpspor, Crespo Eyüpspor. Süper Lig'den hiçbir takıma gitmezler yabancılar. Bu paraları kim verecekler? Hiçbirisi gitmez. Çünkü Fenerbahçe'den iyi yıllık ücret alıyorlar. Ve gittiği takımlarına bu ücretleri istiyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe hatta gelen teklifler de kabul etmiyorlar. Süper Lig'de. Bir şekilde o zaman bu durum tıkanmış durumda. Luan Perez'in Brezilya'ya gitme ihtimali var. Zaç kadro yazıldı ama insanlar şöyle bir yanlış anlaşılmaya girdi. Fred'i 8 numara olarak düşündüğünüzde Fred çıktığında 8 numara oynayabilecek hani yedekten birini sokalım dendiğinde kadroya geniş kadroya birini alalım dendiğinde oranın muadili Zayt. Şöyle söyleyeyim. Eylül ayında da bile her şey değişebilir Fenerbahçe'de. Yani evet. Eylül ayında çok farklı bir kadro olabilir. Bu gidenler arasında bazı isimler gidenler olacaktır mesela ama bu öncelik hatta hoca da diyor 29 kişilik bir kadroya düşünmek istiyor. 3 tane kaleciyle beraber. Yani 28 kişi yazabiliyorsun. 28 kişi kadroya düşürecek. Dolayısıyla bu gidecek oyuncular Fenerbahçe'nin başını bayağı bir ağrıtacak. Yani João Pedro da var o oyuncuların arasında. João Pedro'nun da halen takım İstanbul'a geldiğini bilgisi yok bende. Ama 31 Temmuz itibariyle dönmesi lazımdı Fenerbahçe'ye. Belki de izin oyuncu, aldı. Oyuncu bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu şöyle söyleyeyim. Yani göndermek istiyor ama oyuncunun yıllık ücreti çok yüksek. Yani iyi ücret alıyor ve gittiği kulüple bir yıllık sözleşmesi kaldı. Oyuncu da gitmek için tüm alacaklarını istiyor. Şimdi burada en zorlu yani süreç bu ayrılmak isteyen futbolcular ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Emre Mor Türkiye'den gelen tekliflerin, Süper Lig'den gelen tekliflerin hepsini reddetti. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Cengiz İtalya'da işte kulüp bakıyor ama Fenerbahçe'den aldığı ücreti verebilecek bir kulüp yok. Yani onlar o ücretleri vermek istemiyor. Kent geçen sene Lazio'ydu herhalde. Anlaşmıştı, gitmemişti. Bu sezonda aslında Mourinho ona şans tanıdı. O şansı çok iyi değerlendiremedi. Evet. O da İngiltere'den, Championship'ten teklifler falan olduğu ifade ediliyor. Ama dediğim gibi oyuncular gitmek istemiyor. Fenerbahçe en çok zorlayacak nokta burası. Göndermeyi planladığı oyuncuları bir şekilde elden çıkarmak. En azından minimum zararla veya bir gelir elde ederek çıkarmak lazım. Çünkü 47 milyon euro bonservis harcamışsın. Hiç gelir elde etmeden. O anlamda en azından şurada 6 tane oyuncu sayıyoruz. O 6 oyuncuyu gönderirken en azından Fenerbahçe kulüp kasasına da bir miktar bonservis geliri elde ederek bu oyuncuları yoldan ayırması gerekiyor. Minimum zararla. Peki Fenerbahçe'nin yarınki felsefesi skoru korumak, geride beklemek mi olacak yine son 3 maçta gördüğümüz gibi Hull City ve Lugano maçlarında yoksa daha efektif bir oyun mu oynayacak? Yok, ben öyle beklemiyorum. Yani daha çok rakibe boş alan bırakmayacak. Biraz daha top kontrolünü rakibe bırakıp ikili üçlü kademelerle rakibi karşılayıp rakibin çok rahat pas yapmasına ve izin vermeyecek ve Fenerbahçe kalesine rakibi yaklaştırmayacak bir oyun anlayışı bekliyorum. Yani top oynama üstünlüğü Fenerbahçe'de olmaz. Rakip de olur ama kontrada olur. Orada da hızlı toplarla, uzun toplarla hücum bölgesine çıkıp rakibin baskısını da böyle uzun toplarla kırıp Fenerbahçe pozisyon bulmaya çalışacaktır. Bundan sonraki süreçte de hani Mourinho'nun özellikle Avrupa maçlarında, hani lig maçlarında farklı bir oyun anlayışı olabilir ama Avrupa'da üst düzey takımlarla oynayacağı maçlarda hani bu oyun anlayışını yavaş yavaş takıma oturtacağını düşünüyorum ben. Çok fazla pozisyon vermeyen, İşte zaman zaman bazı maçlarda topu oynama üstünlüğü rakibine veren
Ama hızlı ataklarla pozisyona giren bir Fenerbahçe izleyeceğimiz. Girdiğinde de atan bir Fenerbahçe. Umarım girdiğinde atar yani. Peki son olarak şunu söyleyip geçelim. Fenerbahçe bugün çekilen kurada eğer Lille takımına geçerse, geçen sene Galatasaray'ı eleyen Slavia Prag ya da geçen sene Fenerbahçe'nin grupta elediği 16 turunda. 16 turunda elediği Union Saint-Gilloise takımından biriyle eşleşti. Öyle bir kura şansı ki bu. Geçen turda Fenerbahçe'nin elediği Lugano Beşiktaş'a çıktı. İhtimallerinden Partizan maçından sonra. Partizan Lugano eşleşmesini galibiyle Beşiktaş oynayacak. Galatasaray o ligin sonuncusu olan Young Boys'la eşleşti. Abi Allah herkese Galatasaray kura şansı versin yani. Bak açık söyleyeyim evet. Ya Fenerbahçe'de nerede zor kura var onu çekiyor. Evet, Manchester yani, olsa Real Madrid olsa onu çekecekti. Tamam, sevdiğim sana turda playoff turunda Real Madrid olsa Fenerbahçe onu çekerdi açık söyleyeyim sana. Yani hatta playoff'taki yani 3. önlemedeki rakibi playoff'taki rakibinden daha güçlü. Evet. Yani düşün 3. önlemedeki Lille playoff'ta karşılaşacağı rakiplerden daha güçlü. Orada da Slavia Prag aslında ben orada favorinin Slavia Prag olduğunu düşünüyorum. Oldukça etkili hızlı ataklara çıkan bir takım ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsa bu turu geçmek zorunda. Geçeceğini de düşünüyorum. Ama hani Şampiyonlar Ligi'nde format da değişti her an. Yani herhalde bilmiyorum orada hangi rakiplere karşılaşacağız. Orada da büyük ihtimalle hani ölüm grubu yok. Yani önceden 8 daha fazla maç olacak. Gruplar yok artık. Ama orada da herhalde o gidişatın şeyinde en zorları çıkacak en gibi gözüküyor. Biz orada şeyle oynar. Ya bak Fenerbahçe'nin her zaman kura şansı bu. Hazırlarsa Advokat döneminde de Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Manchester United'lar falan vardı. Orada lider geçmişti ama grubu Şampiyonlar Ligi bir grubuydu. Evet. Geçen sene Konferans Ligi'nde oynuyorsun. Union Saint-Gilloise çıkıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi işte ön elemesinde oynayan takım. Yani nerede o zaman da liderdi. Nerede güçlü takım var Fenerbahçe onu çıkıyor. Gerçekten kurayı çekeni değiştirmek lazım onu söyleyeyim. Tamam. Başka birisini oraya oraya bir şey diyecektim demeyeyim. Oraya başka birini yollayın kura çekimlerine. Abi de öyle gitsin, abdestini alsın, namazını kılsın, Allah'ım ne olur kura şansı desin. Gerçi abi yok harbiden diyorum bak gerçekten ya son yıllarda bakıyorsun hep zor kuraları Fenerbahçe çıkıyor yani. Ama şimdi bir tane ya ben bunu yazdım. Bana bir tanesi şey demiş, İrfan abi demiş, Şampiyonlar Ligi'nde onları geçemiyorsak da oynamayalım demiş. Gerçekten de öyle aslında baktığın zaman. Kalmak istiyorsan geçeceksin. Kalmak istiyorsan geçeceksin. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de bu takımların daha güçlüleriyle karşılaşacaksın. Tek handikap şu, ben aynı şeyi düşünüyorum seninle. Keşke Lille bir sonraki turda karşılaşsaydık. Evet. Çünkü takım biraz daha hazır olacaktı. En azından yeni orta saha gelecekti. Fredsiz çok zor ama senden tur tahminini alayım. Fenerbahçe geçer mi turu? Geçer. Diye düşünüyorum. Ben de geçer. Zorlanır ama geçer diye düşünüyorum. Beraberlik olur şeyde. Deplasmanda. Buradaki turu da taraftarıyla birlikte geçer. Ama taraftarın da coşkulu bir atmosfer oluşması. Maç söylemesinler. Lugano maçındaki 60. dakikadan sonraki taraftarı bekliyor Fenerbahçe takımı. 60'tan evvelki yuhalayan, omurdanan taraftar değil. Şunu öğrendiniz. 90 artıda gol atılıp tur geçirebiliyor. Artık şöyle söyleyeyim, marş da söylemez. Marş da söylemez. Sevgililerinize şarkı söyleyeceğiniz zaman telefon açıp onlara söyleyin. Ya bir de tribünde bazıları çıktı şimdi oyun oynuyor adam maç esnasında. Evet. Şey kendi crush oynuyorlar. Harbiden çok enteresan. O da çok enteresan. Yani bu aynı orada maç izliyorsun. Bu bir şey var. Paralı bir şey var. Onu da oynuyorlar. Gördüler yani içler acısı. Ne diyelim? Oraya gelmişsin. Ya onun heyecanını yaşa. Formayı giymişsin. Üzerinde forma var. Ya bırak abi o maçı izle ya. Yani orada dışarıda maçı izlemek için sıra bekleyen, bilet bulmaya çalışan onlarca taraftar, yüzlerce taraftar var. Ne zorluklarla maça gelen taraftarlar var. Ekonomisini zorlayıp da maça gelen taraftarlar var. Yani gerçekten ama bilet fiyatları fazla. Adam gelip orada maçta şey izliyor. Telefondan oyun oynuyor. Bak gerçekten anlamıyorum açık söyleyeyim. Yani. Biz de basın tribünde hani tam biz yazı yazıyoruz ama yani bir bakıyorsun gözümüz hep sağda. Yani gözümüzü ayıramıyoruz sağda. Ve görüyoruz da aslında telefon ışıklarından oturanlara baktığımda bir şeyler yaptığını görebiliyoruz. Sen ne diyorsun turu? Ben tur için az evvel söyledim. Fenerbahçe turu geçer, zorlanır. Böyle krizlerle geçer ama geçer. Şampiyonlar Ligi'nin müziğini özledin değil mi Erhan? Özledim. Bu turda var galiba. Olacak mı?
galiba bu turda ama var. Ama yok ben şey diyeyim. Playoff'ta mı var acaba? Yok, ben emin değilim. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı zamanki müziği özlemi. Orada çıksın böyle güçlü rakiplere karşılasın. Yani görelim harbiden gelsin. Real Madrid Barcelona gelsin görelim yani oynayalım onlarla. Yönetmen içeriden gülüyor gibi oyunda, sanki. Yok oyundan mücadele edelim yani. Görelim. Real Madrid gelsin, Barcelona gelsin, Manchester United, City'ler, Mitiler gelsin görelim. Hani artık gerçekten. Bu tarafta hak ediyor ben sana. Özledi Fenerbahçe. Zaten Fenerbahçe'de biliyorsun Avrupa'da en çok puan toplayan takım Türkiye'deki. Ha, bunu, Avrupa'daki ilk 50 takım arasına giren tek Türk takımı. Bunu daha da şöyle söyleyeyim. Dua etsinler Fenerbahçe yani. Bak Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon direkt katılacak. Şampiyon. Yıllardır takımlarımız, bazı takımlar önemsemediler. Yedek takımlarla çıktılar. Lig şampiyonluğunu önemsediler ama Fenerbahçe'ye katıldı kulvarda. Yine UEFA'da kaçtı. İki defa çeyrek final oynadı. Yarı final oynadı. Kapısından döndü. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe önemli puanlar kazandı diyor ülke puanla. Çabalıyor. Bu sezon da inşallah öyle olur. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kalır. Şampiyonlar Ligi'nde devam eder. Mali anlamda da kulübün belli bir düzene oturması için Avrupa'da artık sürekli başarının gelmesi de şart. Sayın Başkan da söyledi. Maaşları hani dedi kulüp dedi büyük fedakarlıklar yapıyor. Avrupa'da başarı için dedi önemli oyuncular kadroya katıyoruz. Ama dedi maaşlar ödenmesi için de Avrupa'da başarının şart olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de başarı şart. Fenerbahçe'nin başarıya ihtiyacı var. Umarız bu başarı tez zamanda gelir. İrfan abi teşekkürler. Güzel bir maçı yayın oldu. Maçı beraber izleyeceğiz. Birlikte izleyeceğiz maçı. Maçtan sonra da değerlendirmemiz olur tabii ki. Bugünkü yayın için teşekkürler. Gayet hızlı, seri, güzel bir yayın oldu. Umarım haftaya galibiyetle tabii. Gelelim buraya diyoruz. Rövanşa daha mutlu bir şekilde gelelim. Evet sevgili izleyenler, Solo Beauty'nin sunduğu Stüdyo Fener bu akşamlık da burada sona eriyor. Yarın Fenerbahçe'ye ve diğer tüm takımlarımıza elemelerde başarılar diliyorum. Bizleri Stüdyo Fener yazarak takip edip, daha doğrusu programımızı beğenip Febiat TV'ye abone olabilirsiniz ve bizlere sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Sole Beauty, Stüdyo Fener'i sundu.